Merhaba arkadaşlar, ee, çok önemli bir konuyu geçtik bir önceki dersimizde döngüler yazılımda en önemli e, konseptlerden biridir. Şimdi döngüler kadar önemli olan ve hani bütün yazılım dillerinin temeli diyebileceğim e, VB'de de asla çok kullanılmasa da ya yani gördüğüm kadarıyla insanlar çok kullanmayı tercih etmiyor ama bence çok 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 önemli bir konu fonksiyonlar. Şimdi arkadaşlar fonksiyonlar dediğimiz aslında Matematikte öğrendiğimiz var ya Matematik derslerinde öğrendiğimiz Fonksiyonlardan çok da farksız değil e, Fonksiyonların amacı şu Girdileri veriyorsunuz Size ona göre bir sonuç veriyor Yani siz e, fonksiyona Fonksiyonu bir şey gibi düşünün Bir aşçı gibi düşünün Ekmeğini, şey işte ekmek diyorum Ununu, suyunu, yağını, yumurtasını veriyorsunuz Diyorsunuz ki bana Şu sonucu ver Kek ver o da size kek yapıyor. He, siz aşçıyı farklı şekilde eğitirseniz kek yerine krep yapıyor mesela. Hani sizin tasarladığınız şekilde zaten Excel'de çoğu insan şuradaki fonksiyonları çalışıyor. Bakın view lookup'lar var, match'ler var, index'ler var. Bunların Türkçesi indis galiba. Match kaçıncı view lookup düşe yara. Herkes bunlarla çalışıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Siz VBA'de tasarladığınız kendinize özel, terzi dikin fonksiyonlarla orada hani diğer Excel'in kendi VLOOKUP'ları falan uğraşacağınız böyle e, cincik boncuk onu onunla birleştireyim yok VLOOKUP'tan bunu çekeyim buradan bu veriyi çekeyim hiç gerek yok. Siz VBA'de istediğiniz size özel fonksiyonu tasarlarsınız. Gelirsiniz burada mis gibi kullanırsınız. Ya da Excel'in VBA'nın kodun içerisine Yapacağınız tekrar eden bazı işlemleri bir sefer fonksiyonu atarsınız mesela son satırı bulma yani şimdi siz şöyle bir şey planlayayım dedim arkadaşlar ben size bir sürü sayfa var bu sayfada bazı verilerim var bunlar tamamen yine rastgele veriler ben bunları ana sayfaya toplamak istiyorum şurada toplanan datanın altına toplamak istiyorum o zaman ben ne yapacağım ben geleceğim burada son satıra bakacağım. İşte burada son satıra bakacağım. Hepsi de son satıra bakacağım. Ona göre kopyalayacağım. Geleceğim burada. Buranın son satının bir altına kopyalayacağım. Şimdi bunu her bir sayfa için ayrı ayrı yapmak yani gereksiz. Bunu bir fonksiyona atarım. Fonksiyonun tek görevi bu olur. Verdiğim sayfanın ona ben bir sayfa ismi veririm. O sayfanın bana son satının ya da son sütununu da bulabilir. Şimdi ben... Diğer sayfalardaki veriyi toplayacağım. Bu da biraz uzun bir ders olabilir ama bunlar çok önemli konular. Ondan çok kısa kesmek istemiyorum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Sub fonksiyonlar diyelim. Şimdi önce şu ana sayfamızı bir oluşturalım. Diyeyim. Worksheet diyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu dersleri çekerken önceden böyle şey yapıyor değilim. Hani kodu ya da bu örnekleri hazırlıyor değilim. Ben burada anlık sizinle beraber yazıyorum ki siz de öğrenin diye. Yoksa benim şurada hazır kodum var. Ben bu kodu oturdum yazdım şurada. Ama sizinle bir daha yazıyorum ki beraber üstünden geçelim. Hatalarımız olursa görelim istiyorum. Şimdi ben ilk önce VSM'i bir şey yapayım. VSM neydi benim? ana sayfam. Bu, bu dosyadaki ana sayfam. Ana sayfa dedik. Şimdi ben ne yapacağım? Ben döngüyle bütün sayfalar üzerinde gezip her birinin son satırını bulacağım. Öyle değil mi? O zaman arkadaşlar ben bir döngü oluşturuyorum. For each sht Bu zaten bir önceki dersimizde gördüğümüz şey. Word system Next sht Şimdi ben burada veri toplarken şunu yapmak istiyorum. Tabii ben kendi sayfamdaki ana sayfadaki veriyi almayacağım. Bu sayfaya atlasın istiyorum. Ve bu sayfalara gelsin içinde hata yazan sayfadaki veriyi almasın istiyorum. Bunu bir fonksiyonu atayacağım. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce bir döngümüzü tasarlayalım. Kendi ana sayfamızı atlayacağız. Yani diyeceğiz ki if sht'nin ismi Ana sayfa değilse çalış. Ana sayfa ise atla bunu diyoruz. Ana sayfa değilse o zaman çalıştıracağız. Şimdi geldik. Sayfada ilk önce ne yapacağız? Hata kelimesi var mı yok mu ona bakacağız. Şimdi bunu ben bir fonksiyon atamak istiyorum arkadaşlar. Bunu ne yapalım? Şu aşağıya bir fonksiyon yazalım. Fonksiyonlar şu şekilde yazılıyor. Function kelimesini yazıyorsunuz. Fonksiyonun ismini yazıyorsunuz. Hata var mı? Sonra fonksiyona diyorsunuz ki ben sana sayfayı vereceğim, sayfam ben genellikle inp şeyini kullanırım inputu yani girdiği gösterir, inp shm s worksheet diyorum, sen de bana diyorum sonuç olarak hata var mı yok mu evet ya da hayır şeklinde cevap ver. Parantezi kapatıp s dediğinde bana zaten soruyor ne olarak tanımlayayım diyor bir boolean cevabı ver diyorum. Şimdi arkadaşlar fonksiyonları normalde function diye yazarsanız bu fonksiyon şurada da Excel'de de kullanır. Bakın hata var mı? Şu hata kontrol benim bir önceki yazımda. Hata var mı? Bakın burada çıktı. Hatta şöyle ctrl-shift-a yaparsanız girdisinde gösterir size. Bunu önlemek için yani dosyanın içerisinde kullanmasını sadece VBA'de kullanmasını istiyorsanız başına private yazarsınız. Private yazarsınız. bakın pardon Buraya gelelim. Eşittir hata dedik. Hata var mı artık gözükmüyor. Ben genellikle private kullanıyorum. Daha benim için iyi. Çünkü ben Excel'de kullanılmasını istemiyorum. Benim fonksiyonlarımı görsünler istemiyorum. Sadece private kullanırsanız burada şey yapar. Şimdi ben ne yapacağım? Ben şimdi fonksiyona sayfamı verdim. Ve fonksiyona diyorum ki bu sayfadaki bütün hücreleri gez. Yes, veri olan hücreleri gez. Yes. ...hata kelimesi var mı yok mu ona bak. Şimdi arkadaşlar... ...normalde... E, ...benim hata var mı... ...normalde yanlış değil mi? Yani hata yok normalde. Sadece içinde hata geçen... ...bir kelime bulursa... ...şuradaki gibi hata geçen bir kelime bulursa... ...hata bulacak... true'ya dönecek. İlk başta başlatırken... ...false ile başlatacağız. Bir tane değişken tanımlıyorum. Dim as ...range diye... Sonra sayfadaki bütün input sheet user range. Şimdi bunu ben direkt cells dersem sayfadaki bütün hücreleri gezer. O da zaten çok uzun sürer. Ben kullanılan alanı user range içindeki hücreleri gezmek istiyorum arkadaşlar. Eğer bu hücreleri gezerken bunların değerinden biri hata kelimesi çıkarsa o zaman ne yapalım arkadaşlar? O zaman hata var mı fonksiyonunu True'ya çevirelim ve bu fonksiyondan çıkalım. Artık daha fazla aramamıza gerek yok. Hatayı bulduktan sonra arama yapmamıza devam etmeye gerek yok. Şimdi ben buraya geleceğim diyeceğim ki if hata var mı fonksiyonunu kullanalım. eşittir true ise false ise diyorum. Yani neden bunu diyorum arkadaşlar? Bu arada ben az evvel gördünüz mü? Şu parantezi açtığım an bana dedi ki bana bir sayfa ver. Ben o sayfayı kendi içinde yazan kodla kontrol edeceğim ve sana doğru ya da yanlış diye bir cevap vereceğim. Ben de üzerinde gezdiğim sayfa değişken ismini veriyorum. Ve false ise, yani ee, içinde hata kelimesi yoksa o sayfayı datasını ana sayfanın altına birleştireceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra benim baktım bu sayfada gerçekten yok. Şimdi bu sayfadaki son satır ve son sütunu bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar son satır ve son sütunu bulmak için bir fonksiyon tasarlayalım. Hadi bakalım. Şöyle aşağıya doğru. Şunu kapatalım. Bu gerekli değil private function son satır sütun bulma diye bir fonksiyon tanımlayalım. Şimdi ben fonksiyona ne vereceğim? Gene o sayfanın ismini vereceğim. Ben input sht'yi kullanıyorum. E, son satır mı sütun mu olduğunu gösteren bir harf vereyim. input str diyelim buna da string diyelim. Bir de benim ana sayfamı alırken hani normalde burada son satırı buluyorum ya ama hepsini buraya kopyalayacağım zaman burada son satır değil son satırın bir altına ilk müsait sayfayı bulduğum için bunu da bu fonksiyona ekleyelim. Bir de ana sayfamı değil mi diye opsiyonel bir optional ne diyelim? main ya da ana sayfa diyelim. ana sayfa mı S Boolean Eğer hiçbir şey girmezsek de buna Otomatik false olsun Şimdi arkadaşlar bunu şuradan böleyim mi? Biraz daha güzel görelim Şuradan böleyim Şöyle Şimdi arkadaşlar Bize sonuç olarak da ne versin? Sonuç olarak da bir Long versin Yani satır sayımı versin Kaçıncı satır ya da sütün olduğunu versin Arkadaşlar burada opsiyonel ile ilgili küçük bir noktaya değinmek istiyorum. Opsiyonel parametreler bütün parametreler bittikten sonra yazılması gerekir. Yani ben şunu opsiyonel parametre girip en başa yazamam. Onun için fonksiyonunuzu tasarlarken buna göre tasarlamanız gerekir. Dediğim gibi birinci bu mesela şey. Şimdi mesela şuraya yazma göreceksiniz. Son satır sütun bulma diyelim. Parantez açtığımda bakın arkadaşlar bu normal parametre bu da normal ama bunun köşesinde köşeli parantezler var. Bunu hatırlıyor musunuz VLOOKUP'tan? Bu en sondaki true false olayı. Bu yazsanız da olur, yazmasanız da olur ama yazmazsanız otomatik olarak ben false kabul ederim diyor. Şimdi bu fonksiyonumuz ne yapacak? Bu fonksiyonumuz gelecek benim ona verdiğim sayfanın içerisinde benim şurada verdiğim değişkene göre son satırı ya da son sütunu bulacak. Şimdi son satır ve sütun bulma ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Çok çok önemli bir konu çünkü hani dinamik datalarla uğraşıyorsanız zaten son satır ve sütun bulmanız gerekiyor her sayfa için. Şimdi ben bir yazıyorum ama bunu ilerleyen dersimizde zaten göstereceğim. And with diyelim. Bir with açıyoruz. Şimdi eğer if bu elkez diye yazıyorum bunu input str yani ben buna satır ve sütun yazacağım ya şimdi satır için ben r kelimesini kullanıyorum yani row oradan geliyor r kelimesi eğer böyleyse ben satırı bulacağım eğer input string diyelim ee, şutta eğer bu c ise o zaman. Biraz evet yanlış olmuş. Eğer input, c, input stringim c ise o zaman son sütunu buluyorum. Başka bir şey yazdıysa da o zaman sıfırı bulacağım. O zaman zaten son satır sütun bulma otomatik sıfır oluyor. Exit fonksiyon diyorum yani adam gelip R ya da C'den farklı olarak O yazarsa ya da P yazarsa çık diyorum yani sıfır sonucunu ver. Şimdi burada nasıl ilerleyelim Burada şöyle ilerleyin son satış sütun bulma fonksiyonumu tasarlıyorum. O da nasıl olacak arkadaşlar? Bütün hücreleri gezeceğim. Find fonksiyonuyla findla gezdim. Şimdi ben buraya bazı parametreler girmem gerekiyor. İlk önce What? yani ne aradığımızı soruyor bize. Ne arıyoruz? herhangi bir şey, herhangi bir şeyin e, yazılım dillerinin çoğunda böyle. Asterix yazdığınız zaman herhangi bir en ufak bir karakter olsa bile onu arar. Burada tabi e, şeyi yazmıyorum arkadaşlar. E, hiç hücre, dolu hücre var mı? Çünkü dolu hücre yoksa zaten e, hiçbir şey bulamayacağı için hata verecek ama ben isterseniz onu da en başa yazarız. Derim ki şuraya. If e, Count, pardon, application worksheet function count A diyebilirsiniz. Bunlardan e, bir hücre doluysa, yani sıfırdan büyük ise, şöyle yapalım, sıfırdan büyük ise bunu çalıştır diyebiliriz. Ha, ben zaten biliyorum ya yani her sayfada birer şey var. Onun için çok mühim değil benim için. Ama gene de şunu yazarsanız şu worksheet function'da kaldıralım. Yani hücrelerden bir tanesi bile doluysa bu çalışacaktır. Onun için devam edebiliriz. Nereden sonra bakıyorum? İlk hücreden sonra bakmaya başlayacağım. Bakın burada after parametresi var. Onu yazıyorum. Bu parametrelerin watt harici hepsi... Ee, Optional. Benim şuradaki tanımladığım gibi yazmasam da olur ama bunları yazmam gerekiyor. Son e, satırı ya da sütunu bularken bulurken A1 diyelim. Yani A1'den sonra şuradan başlayarak bütün hücrelere ara diyorum ben buna. Nasıl arayacak? İlk önce neye baktığına bir bakalım. Neye bakıyor? Look at. Ha buradaki bütün parametreleri dolduracağım arkadaşlar. Bunu zaten ezberlemenize gerek yok. Bunu bir kere yazarsınız. Arka planda fonksiyon olarak durur. Oradan sürekli bunu çağırırsınız. Bir boşluk bırakayım. Şöyle yaptıktan sonra boşluk bırakayım da. Tamam. Şimdi neye bakıyoruz? Neye bakıyoruz? Gerçekten look in diyor. Look in Excel formülese bakıyoruz. Yani Excel formülü demek bütün hücrelerdeki değerlere bakıyoruz demek arkadaşlar. Bu biraz uzun ama yani bunu görmenizi istedim. Search order'a bakıyoruz. O da Excel by rows'tu. Diğeri de search direction. Bizim için burası önemli. Şu ben düzgün yazma taraftarıyım. Search Direction'a bakıyoruz. Search Direction'ımda Excel Previews Son olarak e, Neye bakıyoruz? Match Case'e. Bu çok gerekli değil ama Gene de bakalım arkadaşlar. Match Case'imizde False. Yani küçük ya da büyük harfa bakmamıza gerek yok. Bunu bulduktan sonra Bakın zaten Find Fonksiyonu otomatik olarak bize Bir alan veriyor. As Range. Çıktısı Range. E çıktısı Range ise Ben Range'in satırını alarak işlem yapabilirim. Şimdi gelelim bunu buradan seçiyorum. Aynısını buraya kopyalıyorum arkadaşlar. Burada bir şey farklı. Excel by rows değil de Excel by columns şeklinde olacak. Ve şurası da row değil de ben şunu biraz daha kaydırayım şöyle. Kalın şeklinde olacak. Evet doğru yazdık. Sonra benim bir tane de bir ana sayfa mı? Hatırlıyor musunuz? Böyle bir parametrem vardı. Eğer ana sayfa ise normalde bunlar son satır ve sütunu buluyor. Ama ana sayfa ise o zaman onu bir arttırmamız gerekiyor. Eğer if e, ana sayfa mı true ise yani gerçekten ana sayfa üzerinde çalışıyorsak ve if e, ne diyelim L case input stringim benim küçük c r ise yani son satırı buluyorsak o zaman son satır sütun bulma eşittir son satır sütun bulma olacak. Bu şekilde bir fonksiyon tanıdım. Bu fonksiyon ne yapacak? Gelecek. Sizin buna verdiğiniz sayfadaki ilk önce hiç dolu hücre var mı ona bakacak. Ondan sonra dolu hücre varsa ve küçük harf R yazmışsa yani ben bu sayfadaki satırları bulmak istiyorum diyorsa son satırı bulacak. Değilse son sütunu bulacak. C yazmışsa. Eğer başka bir şey yazmışsa sıfırı bulacak. Eğer ana sayfaysa ve biz satırı aramışsak da son satır eşittir. Son satır bulma artı bir diyeceğiz. Bir yazmayı unutmuşuz. Şimdi bakalım o zaman ne diyoruz? Biz ee, bu... Bu sayfamın birinci hücresinden başlayarak birinci satır birinci sütunundan nereye kadar son satır bulma diyelim girdim benim SHT son satır buluyorum R ana sayfamı yazmama gerek yok çünkü değil aynısını buraya yazacağım son satır pardon arkadaşlar son satır bulma shtc Benim bu alanımı ben kopyalayayım. Ne yapayım? Bu arada arkadaşlar şunu şuradan bölüyorum ki siz rahatça görün diye. Bunu göstermiştim bir önceki derslerimde. Bunu kopyaladıktan sonra geleceğim. Ben ana sayfamdaki yani ana sayfamdaki ilk boş alanı bulmam lazım. Onu nasıl bulacağım arkadaşlar? Son satır sütun bulmadan bulacağım yine. Bakın aynı fonksiyon burada da işime yarıyor. Son satırı buluyorum. Peki ana sayfa mı? Evet bu sefer ana sayfa. Bak ben opsiyonel şeyi girdim burada. Opsiyonel parametre var ya onu yazdım şimdi. Tamam buraya paste special ile sadece verileri yapıştırım. Çünkü bazılarında ben fon... hala şey duruyor. Bakın göstereyim. Bakın burada hala fonksiyonlar duruyor. O durmasın diye ben sadece verileri yapıştırıyorum. Bu kadar. Yani siz çok dinamik bir şekilde son satırlar değilse de ana sayfa hariç diğer bütün satırlardaki mesela gönderdiniz. Siz müdürsünüz bir şirkette altınızda 20 kişi çalışıyor. Herkese dediniz ki bu haftaki yaptığın işleri alt alta gir ya da bu haftaki işte müşteri verilerini yazar mısın kendi sayfana? Yazar. Siz şu fonksiyonla hepsini dinamik bir şekilde kendi ana sayfanızda birleştirebilirsiniz. Daha doğrusu bu sub procedure'nızda. Şimdi adım adım koşturalım. Nasıl ilerlediğini görelim. Şimdi tek tek sayfalar üzerinde geziyorum. Sayfamın ismi ana sayfa. Bu sayfaya atlayacağım. Bir sonraki sayfaya geleceğim. Diğer sayfamın ismi Merve. Merve'de ilk önce hata var mı diye bakacak. Hata var mı Merve'de? Yok. Görünürdü bir hata yok arkadaşlar. Şöyle yapalım ya. Böyle daha iyi. Pardon. Şurayı da göstereyim de. Bütün verileri. Heh. Böyle daha iyi oldu. Şimdi. Bu arada bir daha bir koşturalım da biz de görelim. Şimdi fonksiyonum benim bu girdimi alıyor ve gidiyor kendi içine değerlendiriyor. Sayfamı aldı. Bakın sayfamın ismi. Ben şuraya geldiğimde ctl şey yapayım. Input. SHT diyeyim. İsmi neymiş? Merve verecek bana. Merve sayfası. Çünkü burada artık girdi olarak Merve sayfasını verdim. Şimdi tek tek koşturalım. Hata var mı diye bakacak. Koşacak koşacak. Bütün hücrelere bakacak. Kullanılan hücrelere. Gerçekten hata var mı? Hata bulamadı. Çünkü hata kelimesi yok burada. Hatamız yok diyor. False'a bir aşağı satıra geçtim. Şimdi son satırı ve son sütunu bulacağım. İlk önce son satır için aşağıya gideceğim. Arkadaşlar bu tip yapılarda... VBA'yı her zaman içeriden bulmaya başlar. Yani ilk adım adım bu parantezin içine aynı matematiksel olarak ilk parantezin içi yapılıyordu ya. Bunda da aynı arkadaşlar. Tek tek ilk önce satırımızı bulacağız. Satırımız kaç? Altıncı satır. Gerçekten de doğru. Ana sayfamı değil. O zaman çıkalım. Şimdi sütunu bulacağız. Şuradaki sütun bulma var ya C. Ona bakacak. Sütunumuz kaç? Üçüncü sütun. Gerçekten 1, 2, 3, 4 tane sütun var. Şimdi bakın bu alanı kendisi tanıdı bu fonksiyon. Bu fonksiyon dedi ki 3 sat 3 sütun 6 satır var. Bunu kopyala dedi. Kopyaladım. Sonra şimdi gidecek. Bunu benim ana sayfamda ilk müsait olan satıra bakacak. Bakın son satıra değil. Çünkü ben burada true girdim ya. Bakın şurada true var ya onu girdim ya. Otomatik olarak birer arttıracak. Yani bana 2 verecek. Bakalım. Şimdi geldi. Şu anda Merve şey ana sayfa üzerindeyiz. Bakın az evvelkinden farklı olarak az evvel Merve diye şimdi ana sayfa. Çünkü girdi olarak VS'yi verdim. Benim ana sayfamı verdim. Ee, bakalım son satırımızı 1 buldu. Evet bir tane satır var. Ama ben ana sayfamı değerimi doğru olarak vermiştim. Onun için bir tane arttıracak. Yani ilk müsait satırım 2. Iki. 2'yi bulacak. Bakın zaten onu value olarak yapıştırdı. Şimdi diğerler için de aynısını yapacak. Gördüğünüz üzere iki tane veri aldı. Bakalım neden iki tane veri almış? Merve'yi aldım. Hata var. Mert sayfasındakini almadı. Buradakini aldı. Hatta buradakini bakın formüllüydü. Geldi buraya formülsüz yapıştırdı. Çünkü ben formülsüz yapıştır dedim. Burada da hata olduğu için şey yaptı. Bunu Mehmet'e çevirelim. Bir daha koşturalım. O zaman o son sayfayı da ekleyecek. Bakın Mehmetli olan da gelecek altına. Yapalım. Bakın Mehmetli olan da geldi. Yani fonksiyonun kullanımının ne kadar önemli ve güzel olduğunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bakın çalışan kod şurası ya. Ya yani şu kadarcık şey çalışıyor. Ama ne yapıyor? Arka planda hep bir yerlere gidiyor. Bir fonksiyondan şey alıyor. Ee, sizin için değer alıyor. Yani siz oturup her sayfa için burada işlem yapmıyorsunuz. Ya da her defasında aynı işlemi yapmanıza gerek yok. Siz bir düzgün bir fonksiyon tasarlıyorsunuz. Sizin işinize ne zaman yarayacaksa bu fonksiyonu çağırıyorsunuz. Bu fonksiyon sizin için görevini yapıyor. Ortamı terk ediyor. Siz sonra kodunuza devam ediyorsunuz. He, bir avantaj daha. Şimdi siz bunu kodun içine yazsanız. 3-4 yerde yazsanız 3-4 yerde değişiklik yapmak isteyeceksiniz. Ama ben burada gelip tek değişiklik yaparsam bu fonksiyonun kullanıldığı her yere bu otomatik olarak etkiler arkadaşlar. Onun için fonksiyon kullanımını bol bol yapın. Bakın buraya private yazdığım için zaten insanlar da göremeyecek. Son satır sütun bulma bu az evvelki fonksiyonumun şeyi. Ben sizden önce yazdığımın içinde function yazdım. Public olduğu için bu her yerden ulaşabilir ama buraya private yazdığım için bunu dosyada kullanamayacaklar. Yani siz aslında gönderin müşterilerinize, gönderin mesela sizin çalışanlarınıza, altınıza çalışanlara ya da bir anket dolduracaksınız insanlara gönderin. Şu kadarcık bir kod ile bütün verileri tık diye toplayabiliyorsunuz. Arkadaşlar önemli bir konuydu. Bunu dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.